أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب kolaylaştır zorlaştırma رب hayırla sonuçlandır سلام عليكم çocuklar nasılsınız؟ Umarım iyisinizdir. Ramazanınız nasıl geçiyor? Ya zaten Ramazan güzel geçmez mi? Hiç öyle bir şey olabilir mi? Eminim güzel geçiyordur. Peki biraz daha tatlı ve keyifli hale getirmeye ne dersiniz? Haydi o zaman sizinle çok özel bir geceye hazırlanalım. Biliyorum bugüne kadar birbirinden güzel ve farklı etkinlikler yaptınız. Ama bugün sizinle yapacağım etkinliğin anlamı çok daha büyük. Niye mi? Hemen söylersem olur mu? Biraz düşünmeye ne dersiniz? Şimdi şöyle bir düşünün. Dışarıya yani pencerenizden dışarıya baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir sürü ağaçlar, yemyeşil çimenler, insanlar, hayvanlar ve tabii ki de masmavi gökyüzü. Tüm bu saydıklarımızın her birinin ayrı bir güzelliği var. Değil mi çocuklar? Subhanallah, Allah'ta hiçbir eksiklik yoktur. Bu güzellikler için her zaman şükretmeyi de unutmayalım olur mu? Öyleyse gelin hep birlikte elhamdülillah diyelim mi? Elhamdülillah. Allah'ım sana teşekkür ediyoruz. Biraz da biz insanlar hakkında konuşmak istiyorum. Bizler anne ve babamıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve diğer tüm insanlara nasıl davranacağımızı ve onlarla nasıl konuşacağımızı nereden biliyoruz? Hiç düşündünüz mü? Doğru olan davranışları bizlere kim öğretiyor? Cevabı duyar gibiyim. Ama durun size son bir örnek daha vereyim. Üzerinde yaşadığımız dünyamız kocaman değil mi çocuklar? Ve bu dünyada yalnızca insanlar yaşamıyor. Evet, hayvanlar da var. Peki hayvanlardan hangisinin bizim için yararlı ve hangilerin bizim sağlığımız için zararlı olduğunu nereden öğreniyoruz? İşte Tüm bu bilgileri öğrenebileceğimiz bir kılavuzumuz var. Kılavuz ne hocam dediğinizi duyuyorum. Kılavuz yol gösterici veya rehber anlamına gelmektedir. Yani Wegweiser. Peki sevgili çocuklar, Müslümanların kılavuzu ne? Bizler helal ve haramları nereden öğreniyoruz? Evet, Kur'an-ı Kerim. Der Kur'an-ı Kerim içinde Allah'ın sözleri yazılı olan kitabımız. Allahü Teala bizi o kadar seviyor ki doğruyu yanlıştan ayırt etmek için bize akıl vermiş, peygamber göndermiş ve bizlere Kur'an-ı Kerim'i hediye etmiş. Peki çocuklar, yüce kitabımız nelerden bahsediyor? İçinde nelerin olduğunu merak etmiyor musunuz? Ben çocukken çok merak ederdim. Yüce kitabımızın içinde hikayeler var, biliyor musunuz? Biz bunlara kıssa diyoruz. Also lehrreiche Geschichten oder Gleichnisse. Bu kıssalar peygamberimizden ve geçmişte yaşamış olan insanlardan bahsediyor. Başka neler mi var? Neler yok ki? Kur'an-ı Kerim örneğin denizlerden, yıldızlardan, gökyüzünden, hayvanlardan, karıncalardan, arı ve ballardan da bahseder, biliyor musunuz? Bu harika bir şey değil mi? Aslında bizler yaşamamız ile ilgili birçok sorularımızın cevabını Kur'an-ı Kerim'de bulabiliriz. Yani sevgili çocuklar, doğru davranışlarımızı, helal ve haramları Yüce Kitabımız Kur'an'dan öğreniyoruz. Çünkü Kur'an bize hayatımızı her konuda yol gösteren kitabımızdır. Peki o zaman bu kadar değerli kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Allah bize ne zaman hediye etti? hediye etti derken hani şöyle sizi paket de değil tabii ki. O kadar güzel bir şey ki bize verilmesi sanki bize bir hediye verilmiş gibi. Bence birçoğunuz tahmin ettiniz konuyu nereye getireceğimi. Çok özel bir zamanda hediye edilmiş biliyor musunuz? Evet, Ramazan ayında doğru bildiniz. Aferin. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında bize hediye edilmiştir. Bu yüzden Ramazan sadece oruç ayı değil, aynı zamanda Kur'an ayıdır. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Ramazan deyince aklımıza gelen dört konudan biri neydi? Bu mübarek ayda biz Müslümanlar bir araya gelip camide beraber Kur'an-ı Kerim'i okuruz. Buna ne diyorduk? Mukabele, evet tebrik ederim sizi. Tabii ki biz, bizler Kur'an'ı sadece bu ayda değil, diğer zamanlarda da bol bol okuyoruz. Sadece Ramazan'da Kur'an okunmaz ki. Öyle değil mi çocuklar? Çünkü ne dedik? Kur'an-ı Kerim bize yol gösterir. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyler. Böyle bir kitap bize tüm yıl boyunca hatta tüm hayatımız boyunca lazımdır. Sadece Ramazan ayında değil ki. Ramazan'a Kur'an ayı dedik. Niye? Kur'an biz insanlara Ramazan ayında hediye edildi diye. Peki Kur'an-ı Kerim bize nasıl verildi? Allah 610 yılında Melek Cebrail aracılığıyla Hazreti Peygamber'e Kur'an'ı göndermeye başladı. Peygamberimiz de bize aktardı. Peki Ramazan ayında ne zaman oldu bu olay? Hangi gece? Durun size yardımcı olayım. Ramazan, gece, Kur'an'ın inmeye başlaması? Hmm. Gelin cevabı Kur'an'dan bulmaya çalışalım. Bu geceyi anlatan bir sure de var Kur'an'da. Bu surenin ayetlerinden aldığımız bilgilere bir bakalım. O gece güneş doğuncaya kadar esenlik yani huzur doludur. Sie ist voller Frieden bis zum Anbruch der Morgenröte. O gece melekler inerler. Die Engel kommen auf die Erde hinunter. Peki başka ne olmuş o gecede? O gece bin aydan daha hayırlıdır. Die Nacht der Bestimmung ist besser als tausend Monate. Bin aydan daha hayırlı olan gece hangi gecedir? Evet, Kadir Gecesi, yani Die Nacht der Bestimmung oder Die Nacht der Macht. Yüce kitabımız ilk defa bu gecede inmeye başladı. Size en başta özel bir şey yapacağımızı söyledim değil mi? Bu sefer sizi çok fazla bekletmeyeceğim. Tüm sorulara cevapları bulduğumuza göre bu özel gece için hazırlıklar başlasın mı? Başlasın! O zaman haydi! Bugün sizinle dua kartı hazırlayacağız. İhtiyacınız olan malzemeler renkli kağıtlar, Kadir sureniz olsun yanınızda, yapıştırıcı ve makas ayrılmaz ikili olarak yanınızda bulunsun ve son olarak bir adet zarfa ihtiyacınız var. Şimdi kartları hazırlamak için ilk olarak yapacağınız şey sevdiğiniz renkteki kağıdı seçmek. Benim en sevdiğim renk pembe. Bu yüzden pembe kağıdı alıyorum ve önüme koyuyorum. Kağıdımızı önümüze alalım ve ortadan bir kere katlayalım. Şimdi bir elimizi bu şekilde kağıdın üzerine koyuyoruz ve diğer elimize bir kalem alıp elimizin etrafından çiziyoruz. Çizdikten sonra makas yardımıyla çizmiş olduğumuz eli kesiyoruz. Dileyen veya isteyen sonra tırnaklara da parmakların üzerine çizebilir. Hazırlamış olduğumuz el kartını bir kenara koyalım. Şimdi ikinci bir renkli kağıda ihtiyacımız var. Ben kırmızı bir kağıt seçiyorum. Pembeyle uyumlu olsun diye. Siz de yine sevdiğiniz renkteki kağıdı seçin. Bu esnada biraz sohbete ne dersiniz? Kur'an-ı Kerim bizlere Ramazan ayında hediye edildi dedik. Kur'an'ın ilk defa inmeye başladığı gece ise Mübarek Kadir Gecesidir. Peki sevgili çocuklar Kadir Gecesi ne zaman bunun cevabını bilmiyoruz değil mi çocuklar? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi bizler Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayacağız. Yani Ramazan ayının son 10 günü her geceyi Kadir bileceğiz ve ona göre davranacağız. Bir sonraki adımımız bu kağıda kocaman bir kalp çizmek olacak. Evet, kocaman bir kalp çizeceğiz. Çizdiğimiz kalbi makas yardımıyla keselim bir kenara koyduğumuz elimizin şeklini alalım. Şimdi elimizde olan bir adet el şekli ve bir kalp var. Evet, ikisini yapıştırmadan her iki kağıdı da ortadan bir kere katlayalım ki yapıştırırken kolaylık olsun. Yapıştırıcı yardımıyla elin üzerine kalbimizi koyalım ve yapıştıralım. Kadir gecesinde melekler yeryüzüne iniyor. Öyle mübarek ve önemli bir gece. Allah yapacağınız tüm duaları kabul ediyor. Biz nerede olursak olalım Allah bizi hep duyuyor. O halde bu gecede çok dua etmeyi sakın unutmayalım. Bitti mi? Hayır. Hiç boş bir kalp olur mu? Hemen üzerinde Kadir Suresi yazılı olan kağıdı alın, önünüze koyun ve kalbin üzerine yapıştırın. Evet, şimdi oldu değil mi? Harika bir iş çıkarmadık mı? Kandil'e özel bir, bir dua kartımız oldu. Hazırlamış olduğumuz kartı dilerseniz zarfın içine koyup sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. İsterseniz de odanızdaki en sevdiğiniz köşeye koyabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız sevdiklerimize hediye etmek çok daha güzel. Çünkü bugün çok mübarek bir gece. Bin aydan daha hayırlı demiştik. Hediyeleşmek özellikle bu gece çok daha kıymetli. Kartı son olarak zarfın içine koyup vereceğiniz kişinin adını zarfın üzerine yazıp hediye edebilirsiniz. Du'a kartlarınızı çok merak ediyorum. Eminim hepsi birbirinden güzeldir. Resmini çekip WhatsApp ile hocayı, hocalarınızı yollayabilirsiniz. Çok sevineceklerdir. Çocuklar, bugün hem Kadir suresini okuyalım, anlamaya çalışalım ve çokça dua edelim. Du'a kartınızı da yanınıza almayı unutmayın. E, eh, bugünlük benden bu kadar. Ben çok eğlendim. Umarım siz de benimle çok güzel vakit geçirmişsinizdir. O halde kapanış duamızı yapmaya ne dersiniz? Rabbim bizleri Kur'an'ı seven, okuyan, okuduklarını anlayan ve uygulayanlardan eyle. Amin. Hepimiz bu günleri en güzel şekilde geçirelim. Bol bol Kur'an okuyalım. Bol bol Kur'an ile geçirelim inşallah. Ben sizi çok sevdim. Bana da dua etmeyi unutmayın olur mu? İnşallah Rabbim bizleri tekrar buluşturur. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hayırlı kandiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.